İnsanın bir yere ait olmaması ne demektir bilir misiniz? Memleketim neresi? Ben nereliyim? Hangi ev benim evim? Hangi köy? Hangi kasaba? Hangi şehirliyim? Hiçbir zaman bilemedim. Şu kısacık hayatıma kaç şehir, kaç kasaba, kaç ev sığdırdım. Tam alıştım dediğim, buralıyım dediğim zamanlarda çalan bir telefon, gelen bir tayin haberi ve evin önüne yanaşan bir kamyonet bana kendi gerçeğimi söyledi hep. Sen buraya ait değilsin. Ben de güzel bir yol buldum kendime. Babamın günlüklerinde yazdığı gibi, gittiğim her yerde, yaşadığımız her eve kendimden bir parça bıraktım. Küçük bir parça. Ben de buralıydım diyebilmek için. Nereye ait olduğumu bilmesem de gitmeyi çok iyi öğrendim ben. Giderken geriye dönüp bakmanın insana ne kadar acı verdiğini de. Bu yüzden dönüp bakmadım hiç. Geride bir kolyeden daha fazlasını bıraksam bile. Kime baktın? Yoksa sen yeni öğretmen misin? Yok. Ben sadece bir misafirim. Anne! Misafir geldi, misafir geldi. Dur dur, öyle değil, öyle değil. Buyurun. Yıllar önce ben burada yaşamıştım. Annem öğretmendi de. Öyle geçerken denk gelince. Aa, öyle mi? Doğru ya. Eskiden öğretmen lojmanıydı burası. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifine devrettiler. Buyurun. Buyurun bir çayımızı için. Yok sağ olun, rahatsız etmeyeyim ben. Zaten işlerim vardı, gitmem gerekiyor. Pardon. Bu ağacın altında eskiden taşlar vardı. Vardı, vardı ya. Şimdi de çeşme yaptılar işte. Öyle mi? Peki. İyi günler. İyi günler. Thank you.
bunlar lokum mu ya? Bunlar hakiki lokum mu? Sen hakiki Afyon lokumu musun? Sen hakiki Isparta lokumu musun? Sizi var ya yerim yerim ben yerim. Şu anneme bir şey söyle Allah aşkına. Arkadaşlarla ödev yapacağız diyor, bırakmıyor. Salayım da kasabanın altının üstüne getiririm değil mi? Yemin ediyorum gevreklerin oğluyla sal bunu kasabaya. Gönül dağından düşen kayalardan beter etmezlerse benim adım da Zahide değil. Ya olsun be abla ya. Biz de çocukken fırtına gibiydik. Talan etmiyor muyduk ortada ha? Benim için hadi izin ver. İyi be. Yaşa be dayı. Bana bak. İzni kopardım ama beni mahcup edersen yemin ediyorum kankalığı da kopartırım ha. Ayıp ettin dayı. Hem öyle bir iyilik ettin ki bana. Yakında anlayacaksın. Aslanım benim hadi. Nereye gidiyor? Nereye? Yemek geldi sofraya. Yemek. Kokuya bak anacığım. Kokuya var ya yemin ediyorum yemekten önce koku geldi. Oh, anam benim. Kuzum, kuzum. Hayırdır gülüm? Sende bir haller var bugün. Yoksa uçakla ilgili bir gelişme mi oldu? Şey abla yok. Da iletişime geçecek onlar tekrardan. Ben soğan alayım madem. Şimdi fasulye soğansız almaz. Al hadi. İyi ben de sana yardım edeyim o zaman. Soğanın nesine yardım edeceksin ki? Bir soğanı getiremeyecek mi koca oğlan? Hayırdır gülüm ne oldu öyle kaş göz etmeler falan? Oldu abla oldu. Senin dediğin oldu. Ne oldu? Hangi dediğim oldu? Dilek geldi Dilek. Şşt bak. Dilek diyor senin Dilek. Geldi diyor. Ya dur kıza benim Dilek deme hemen ya. Jeoloji mühendisi olmuş kızı. Gönlünde andan düşen taşlar için gelmiş. Bak sen şu Allah'ın işine demek onun için gelmiş ha? Unutmamış beni abla. Dedeme gidip beni sormuş. O da unutmamış beni. Herhalde gülüm. Ne sanıyordun ya sen? Ne yapacaksın şimdi? Yani işte geçici görev için gelmiş. Dönecekmiş tekrar. Hiç düşünmedim ne yapacağım diye. Merak etme ablasını gülüm. Onu buraya getiren geri yollamaz da. Biz soğanı bulamadınız mı iki kişi? Geliyoruz ana geliyoruz. İyi de gülüm. Sen bu kızın durumunu biliyor musun? Yani evli mi, nişanlısı var mı, sözlüsü, sevgilisi falan. İyice araştırdın mı bakayım? Yani ben konduramadım hiç abla. Ne bileyim pek aklıma gelmedi. İnşallah yoktur. Ama sen emin olmadan bir şey yapma, değil mi? Orasını hiç düşünmedik ya. Bu kız sözlü mü, nişanlı mı, evli mi, yavuklusu var mı? Yavuklu ne? Yavuklu mu kaldı? Ne bileyim, sevdiği olur, flörtü olur. Genç kız sonuçta. Doğru değil. Yani sonuç olarak amcaoğlu bizim bunu bir an önce öğrenmemiz lazım. Ama nasıl? Seneye kahvacılık arıyor. Ne diyorsun lan? Görüntülü arıyor. Amcaoğlu görüntülü arıyor. Görüntülü. Hadi bunu uçağı görmek isteyecekler. Tamam aç. Aç. Merhaba. Taner Bey merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Maalesef bir aksilik oluştu. Arkadaşlarla görüşememişsiniz. Ya sormayın. Taşlar zamansız düşünce olan bize oldu. O kadar da hazırlanmıştık. Sor. Ne zaman gelecekler mi sor? Bir talihsizlik oldu, evet. Peki bize uçağın uçma görüntülerini yollayabilme imkanınız var mı? Gelin uçurduk, onu da uçururuz de. Göndeririz.
Göndeririz tabii de bizim bir ufak bir iki teknik problemimiz oldu. Gelin birlikte uçuralım uçağı mühendis bey. Kokpitte sıcak kahve ve kek ikramımız da mevcut. Teşekkürler. Bakın sizinle açık konuşacağım. Ben projenizi çok beğendim ve en başından beri de arkasında duruyorum. Fakat yönetim kurulunu ikna edebilmem için daha somut verilere ihtiyacım var. Uçağın uçma görüntülerini görmeden buradan mühendis göndermelerini pek mümkün görmüyorum. Anladım. Ben size o görüntüleri en kısa zamanda atacağım. Ama bizim birazcık zamana ihtiyacımız var. Tamam. Siz hazır olduğunuzda bana alo demeniz yeterli. Sağ olun. İyi çalışmalar size de. Size de iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Şimdi ne yapacağız amca oğlum? Uçağın motorunu bile bulamadık daha ya. Ne güzel mühendisleri göndermişlerdi. Şu kadarcık kalmıştı ya. Ama Sefer abi geldiydi amcaoğlu. Bizi rezil ettiydi. Hatırla. Öyle düşün. Ya amcaoğlu fena mı oldu? Baksana oğlum dilek döndü. Motor işini zaten hallederiz. Dileğe fokuslanmamız lazım. Bu kız evli mi bekar mı nasıl öğreneceğiz? Hı? Hassas tamam mı? Bu kulağını taktım. Bak kafanı eğme tamam mı? Saçın böyle kalsın. Tamam neyse tamam. Yaparsan, ben de. Hadi bakalım kurban olayım güzel olsun. Tamam göstereyim göstereyim. Bu yaptığımız doğru mu bilemedim ya. Değil amcaoğlum. Bence de. Cemile yengemi seçmeniz hiç doğru değil. Ya ben gideyim. Yemin ediyorum bak TC kimlik numarasına kadar her şeyini öğrenmezsen bana da Ramazan demesinler. Allah Allah. Sen önce git de Asuman'ın kalbinde ne var ne yok onu öğren. Uğraşma benimle. Senin bir endişen mi var gülüm? Kafan neye takıldı? Yani şimdi şey olursa diye ya. Ya biri varsa diyor. Yani öğrenmek istemeyeceğin bir şey öğrenirsen diye korkuyor. Hiç öğrenmemekten daha iyidir. Yani birisi varsa da sen de yoluna bakarsın. Sonradan öğrenmesi daha kötü. Bak Cemile haklı amca oğlum. Kadersiz yıllar sonra bir araya getirmedim onu. Hı? Bak bence biri de yok zaten. Sen içini ferah tut bak. Endişene yeniliyorsun gibi duruyor endişene yenilme. Aynen öyle. İyi düşünelim iyi olsun. Ama büyütüyorsunuz ya. Allah Allah. Seviyorsan saza vuracaksın. Aşıksan gidip konuşacaksın. Ne böyle abidik kubidik şeylerle uğraşıyorsunuz anlamıyorum. Sen konuştun da ne oldu lan? Aşkına yenildin ziv ziv kaldın ortada. O ne demek lan? Bilmiyorum. Anamdan duydum. Kaç çıktı? Kaç çıktı? Hadi kurban olurum bu iş sende. Tamam mı? Kafanı eğiyorsun kafanı eğme. Bak ona dikkat et. Tamam ben de. Aman! Vay 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 kine vay. Kimleri görüyorum? Sen Gülsüm Hoca'nın kızı Dilek değil misin? Evet benim. Ay nasıl da büyümüşsün, nasıl da güzelleşmişsin. Rabbim çiçeklerden almış, sağ vermiş. Ay maşallah. Çok teşekkür ederim ama kusura bakmayın. Ben sizi tanıyamadım. E olsun geçti gitti zaman. Tabii unuttuk birbirimizi. Ben Gedellilik Öğretim Okulu'nun yaşlı kızı Cemile. Senin iki sınıf üstündeydim. Cemile, Cemile. Yok çıkaramadım ben. Kusura bakmayın burayla ilgili çok az şey kalmış aklımda. Aman canım çok da lülü. Geçti gitti. E artık buralardasın değil mi sen? Evet, bir süre buralardayım. Dilek, biz hazırız, gidebiliriz. Tabii. Benim işe dönmem gerekiyor. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ay ben de çok memnun oldum. Ay şu ellere bak. Küçükken de böyle minnacıktı, küçücüklerdi. Zarif çeneydi. Sağ ol, müsaadenle. Yüzük de yok, yüzük izi de. Tertemiz. Yüzük yokmuş, yüzük yokmuş. Evli de değil, nişanlı da değil. Şişt, sevdiği var mı? Sevdiği onu sor. Cemile'm. Ay bir dakika, bir dakika. Bir daha soracağım sorular vardı. Sorular? Yani sonuçta bunca zamandır görmemişiz birbirimizi. Bir sürü soru birikmiştir. Yani sen de bana istediğin her soruyu sorabilirsin sonra. Ama önce ben. Dilek geç kalıyoruz. Tabii. Başka zaman artık. Ay tamam bak. Hep bir soru ya, başka soru yok. Ya sen de hemen çalıştırmasana. Aa. Şuna bak ya. Gitti. Kimse benden bu kadar kolay kurtulamaz. İz üstündeyim. Benden haber bekle. Canavar ya. Aslansın Cemile'm.
nedir durum? Bu yine 14. bölgeden şu an. Tamam. Taşları mı inceliyorsunuz? İnceleyin tabii. Kasabanın bütün taşlarını, kayalarını inceleyin. Çok var nasıl olsa. Sağ olun. Ay bir dakika. Ben seni şeye davet edecektim. Lokma hayrına. Heh. Lokma döküyoruz da biz. Sen de gel. Lokma hayrı. Lokma hayırları oluyordu değil mi eskiden? Tabii hala oluyor. Gelirsin değil mi? Hatta bak yalnız gelme. Sevgilin falan varsa onu da getir. Sevgili mi? Ha yok o şey değil. Çalışma arkadaşım sadece. Yani yalnızım ben zaten tek gelirim. Sahi mi kız? Sevgili yok mu yani? Hani böyle genç, güzel kızın nasıl sevgilisi olmaz? Hayret bir şey. Ben ona şaşırdım da. Helal be sana. Vallahi benden şu anda tam puanı kaptın sen. Helal. Lokma hayrı diyordun. He yakında ama biraz uzak bir yakında. Ben sana haber edeceğim. Haydi kolay gelsin. Tamam mıdır? Tamam bir örnek daha alayım. Tamam. Can kuşum birden can kuşum ikiye. Duyuyor musun can kuş iki? Duyuyorum ballı böceğim güzel haberler. Bu kızın galibi tam takır kuru bakır. Boş yani. Bak sevdiği değil. Hoşlandığı bile yok. Allah! Eminsin değil mi yenge bak? Eminsin. İyice öğrendin değil mi? Ya sen bana baksana. Benim adım ne? Cemile. Soyadım ne? Ne uçağa ne kaçan kurtulur. Her şeyi öğrendim evelallah. Bu kızın galibi bomboş. Kendi kariyerine adamış. Yani varsa yoksa iş güç. Küçükken de böyleydi. Yüz dersen başka hiçbir şey görmezdi. Çocukken de öyle güzel ders çalışırdı ki. Bundan sonrası artık benim Engin tecrübelerime kalıyor. Merak etme amcaoğlu. Artık işten başka bir şeyi gözü görecek. Seni. Senin ipinle kuyuya inecekse vay haline. Senin ipinle nerelere çıkıldığını gördük. Gençler. Veysel'im. Haydi bak benden bugünlük bu kadar tamam mı? Eve gidiyorum evde işler beni bekler. Hadi görüşürüz. Tamam kurban olurum sağ ol. Sağ ol dikkat et. Sağ ol yenge. Bravo 234 Taner. Tebrikler üç iştimi. Hayırlı olsun ne olmuşsunuz? Ne diyor la bu kel? Gel beni kaşı diyor. Öfkene yenil de gel Veysel'im diyor. Ne diyor Rıfat ne oldu? Oğlum televizyona çıkmışsınız hiç haber vermiyorsunuz. Gücendim vallahi ya. Ne diyorsun lan? Türkiye Gedelli'ye gülüyor. Sosyal medyada son iki günde en çok izlenen bir video Gedelli'den geldi. Bir düğün organizasyonunda gelini uçurdular ama indiremediler. Olay tam da burada cereyan etti. Ana haberlere mi çıkacaktı bu? Olayın kahramanlarıyla bir röportaj yapalım dedik ama gelin hanım buna pek yanaşmadı. Hatta kameralarımıza saldırdı. Lan gelin buradan. Bak vallahi jandarmayı çağırırım. Çekmeyin lan. Çekmesene de. Görüyor musunuz işte hayatımı kaydırdılar benim. Mutluluğuma mani oldular. Dağ çiçeğim kapının ardında ben bu yanındayım. Kavuşamıyoruz arkadaşım ya. Buradan 83 milyonluk Türk halkına sesleniyorum. Hayatımı karartanlar Taner, Veysel, Ramazan'dır bu üçüne asla itibar edilmesin. Ayrıca en yakın zamanda davayı açıyorum. Çok yüklü tazminatlarla geliyorum. Biz de bu üçlünün peşine düştük. Sadece birini yakalayabildik. İşte doğunu organize edip gelini uçuranlardan biri. Ramazan Bey, burada ne örüyorsunuz? Ne örümcem, duruyor mu öyle? Mümkün değil. Böyle bir olayın olması ilmen, fikren ve zikren imkansız. Bir tane ip ya. Bağlanacak bir tane ip. Nasıl oluyor da bizim amcaoğlunun cebinden çıkıyor? Soruyorum size neden? Neden? Nazara geldik. Düğünciler, gelin, damat hep birlikte nazara geldik. Kimin gözü kaldıysa gelinde,
kim oğlunu alamadıysa Allah'ından bulsun. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Bak hele bak bir de nazara gelmişler. Ne gülüyorsun lan tutsuz tutsuz? Bak hala gülüyor. Vallahi dalarım şimdi sana ha. Tamam tamam sakin tamam. Sakin. Hadi yürü. Namazan çık hadi. Çık çık çık. Bırak. Yürü. Çık çık. Herkes de bana. Gedelliniz bugüne kadar hak ettiği değeri bir türlü bulamadı. Yani gerek coğrafi açıdan olsun, gerek tarım alanında olsun, gerekse insani ilişkiler açısından olsun, kasabamız bir tanedir. Yani örnek kasaba seçilmesi konusunda birçok girişimimiz oldu. Beldemiz diye söylemiyorum. Gedelli, İç Anadolu bölgesinin incisidir. İnci. Başkanım, televizyon açın. Bizim kasabadan bahsediyorlar. Nihayet! Bakın, basın bile yeni yeni farkımıza vardı. Türkiye Gedelli'ye gülüyor. Sosyal medyada son iki günde en çok izlenen bir video Gedelli'den geldi. Bir düğün organizasyonunda gelini uçurdular ama indiremediler. Kızım koşturma bak tıkanacaksın yine. Sosyal medyada son iki gün... Anne dayımlar televizyonda. Televizyona dayımlar çıkmış. Ne oluyor oğlum ne televizyonu? Etiyle baba hele Gülşin. Bir de utanmadan düğünü sahipleniyor Gülşin. O düğün kocakçısının yardakçılığını yapıyor Gülşin. Adama bak ya. Benim düğünümü. Koskoca düğüncü Muammer'in düğününü sahiplenir. Ne kimsin sen ya? Yok ben ondan konuşmuyorum baba. Yok yüzümü şeytan korusun baba. O çocuk bu kapıdan girmeyecek. Şu kapıdan girmeyecek o çocuk. Hüseyin bir sakin ol Allah'ını seversen. Çocuk o daha büyümedi, aklı ermiyor işte. Allahçının bir duşu. Muammer'im öyle demesen yine de Mevlam'ın gücüne gitmesin. Babak döndü. Sen ne Veysel gibi arkamdan iş çevirmiyorsun değil mi? Gizli gizli gidip Eltin'le görüşmüyorsun değil mi? Ben. Tövbe de Muhammed. Bak kunağa giriyorsun öğlen öğlen. İnanmıyorum Gülşil. Şu saatten sonra sana da inanmıyorum. Ne malum Ramazan gibi yapmadın? Babak döndü. Bundan sonra ne sağa güveniyorum, ne Veysel'e ne de o gelinim Cemile'ye. Nereye gittiğini, nerede durduğunu hepsini bileceğim. Şu saatten sonra gözüm üstünüzde Gülşil. Nereye gidiyorsun? Ne kadar kalıyorsun? Hepsinin raporunu vereceksin Gülşin. Ergün Işıl mıdır nedir? Onunla gizli gizli görüştüğünü, konuştuğunu duyarsam... ...dünyanın gavur tarafını gösteririm sana. Tövbe de Hüseyin. Al sen su iç. Kalbine, beynine kan yürüsün Ecik. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Yandık. Ama bak ya, 32 dişini göstere göstere gülüyor dandik. Şeytan diyor, yeni löfkene dal 3-5'ini kır bizim kayınpedere iş çıksın. Ya hayır, ne olur yani? İnsan ipi bağlamayı unutamaz mı ya? Gelin uçuramaz mı? Gelin uçurulmaz mı diye bir kural mı var, ben mi bilmiyorum? Adam oradaki zekayı alkışlamıyor, dalgasını geçiyor. Sonra neden mucit yetişmiyor? Yetişmez tabii. Sen hiç konuşma Ramazan. Sen ne kafana göre demeç veriyorsun la basına? He? Ne açıklama yapıyorsun sen? Ne yapayım amcaoğlu? Kamuoyunu aydınlatmayayım mı? Aydınlatma. Dünyamızı kararttın Ramazan. Allah Allah. Çok biliyorum sen. Anne o. Amcam geliyor. Asıl şimdi karar alacağız. Anne. Benim bu minaresi eksik olan seni de sonunda kendine benzetti ha. Hani o ağlakçının paçavrasını yerde? Ha? Hani beraber gezmiyorsunuz mu? Yok baba şeytan görsün onun için.
Haberleri gördün mü? Gördüm amca. Döncülü kariyerimizin sona erdiği mukofuna vardın mı? Ya baba, bir video çıktı diye. El aleme maskara olduk. Sabah bundan sonra kimi uçuracaksınız diye soruyorlar bana. Ne hallere soktun beni, gördün mü? Bak. Telefon çalıyor, açmıyorum. Ne? Benimle maytap geçiyorlar diye. Haberlere çıkmadan önce iyiydi. Kimse Fehmi'nde değildi. Şimdi Isparta'dan bile arıyorlar. Amca, haberleri biz mi çıkarttık Allah aşkına? Bizim yerel gazeteci Hakan yok mu? O böyle internette fazla tıklanma alsın diye bizi bütün Türkiye'ye reklam etti. Hakan tanımam ben Taner. Rahmetli babanın hatırı var diye sana bir şey söylemedim. Ama bu iş buraya kadar. Dün mün yok artık. Kendine iş bak. He, az kaldı. Sopayı alacağım elime. Gevur tarafı ne taraf, belledeceğim sana. İşe bak arkadaş ya. Tam Dilek geri döndü dedik. Tam takıntısı bir şey yok dedik. Ya kızın karşısına nasıl çıkacağız şimdi? Ne yaptık la? İtlik mi yaptık, uğursuzluk mu yaptık? Ortada ayıp yok oğlum. Biz alnımızın akıyla çalıştık. Daha ne yapak? Hiç. Bak, ben soruyor muyum Masuman izlemiş midir diye? Kesin izlemiştir. Gerçi öyle de kabul etmiyor, böyle de. Şişt. Sumsunu dikme la, kendine gel. Uçak kaldı öyle. Günler gitti. Evde annem, çocuklar, ablam. Beyler, bir... Acaba bir silkelenip kendimize mi gelsek ya? Çocukluğu bırakmamız lazım. Ne yapacaksın? Direkten vaz mı geçeceksin yoksa? Bir tane televizyon haberine mi yenileceksin? Ne yapacağım amcaoğlu? Ha, ne yapayım? Mühendis duydun. O görüntüleri atamazsak uçak işi de yattı. Aybaşı geldi. Ödemeler, faturalar, taksitler. Patatesi de sattık. Ben düğün işi yapmazsam nasıl ekmek yiyeceğim, nasıl geçineceğim amcaoğlu? Benim çok acil bir iş bulmam lazım. Çok acil. Ya dur hemen ya. Öyle hemen şey yapma la. Bulacağız bir çaresini. Bizim elimiz armut toplamıyor. Bak bana. Bak. Ben kademeyi sizim amcaoğlu. Açımdan ölmedim ya. Sana da öğretirim ölmemeyi. Ya yok arkadaş, yenilmek yok. O uçak da uçacak, sen gidip kızla da konuşacaksın. Artık ne yaparsın, yemeğe mi davet edersin, bir yerde buluşur musunuz, ne yaparsın bilmiyorum ama çözeceksin yani. Sen değil miydin ya beş haftan var diye, he? Bak, bu kız gitmeden bu işi burada çöz, bir 15 sene daha senin yasını çekemem ben amcaoğlum. Nasıl olacak, ne diyeceğim kıza? Ya orada da gıdemeyim, 3 senedir itinayla reddediliyorum. Sen benim dediklerimi yap, gerisini merak etme. Alo, Selçuk, ha, ne oldu lan? Zeki Usta. Yok ya. Tamam, yolda de lan. Yoldayım, yoldayım, geliyorum. Tamam, bir yere uğradı dersin, tamam hadi. Hadi, hadi kapat, kapat. Ben dükkana gideyim. Amcaoğlu. Bana bak. Bak, sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Kalbinin sesini dinleyeceksin. Tamam. Bismillah diyeceksin. Gideceksin, kızla konuşacaksın. Oğlum, ayıp değil, günah değil. Niyetin belli. Değil mi? Buna da çok itibar etme lan. Hadi. Ben de. Hoş bende amcaoğlu. İlçeye, ilçeye, ilçeye kalkıyor, ilçeye. Buyur abla. Selami. He. Meşhur olmuşsun ya la. Gel bize bir imza ver. Gelin. Ne yere bakan yürek yakamışsın la sen? Ya uçanı kaçırıyorsun, ne kaçanı? Selami'ye laf yok. Kız Selami'nin aşkından uçmuş diyor la. Ne eğleniyorsunuz la çocukla? Ha? Anca lak lak lak. Allah size vakit vermiş, ha size bu rıfata veriyormuş. Üstüne bir de çay kahve parası. Sen onları boş ver Sefer abi. Yol açıldı mı? Ya açıldı. Şimdi görsünler bakalım o uçuş değil mi? İlçeye gidiyorum, ilçeye. Kaymakamlığa varacağım, davayı açacağım. Aa, evraklar. Yürü be Selami, kim tutar seni? Hadi bin, hadi. Ha, bunu al burada. Parasını da koy. İlçeye kalkıyor, ilçeye kalkıyor, ilçeye. İlçeye, ilçeye, ilçeye. Thank you.
sefer. Yol açıldı dediler ama. Açıldı. Komple açık. İyi madem. Biz de kalkıyorduk. Demin sustu Bağdagir. Bu dişle durulur mu ya? Tarla işleri vardı Musa dayı. Bitsin diye bekledim. La Zeybek, tarla işini sen beklersin de diş beklemez. Bak beklememiş, çürümüş. Kurtarılacak hiçbir tarafı kalmamış. Mecbur çekip alacağım onu. Çek çek, hepsini çek. Söyleye söyleye dilim de tüy bitti vallahi. Eh be, konuşma sen de oradan. Sen de konuşma, aç ağzını aç. Bir de şuradan yapayım. Sizin damat da televizyona çıkmış ya, meşhur olmuş diyorlar. Yenge damat mamat deme bana. Ta çocukluğundan belliydi onun ne olacağı. Ya keçinin sevmediği ot tepesinde bitermiş. Ne oluyor? Oğlum ne yaptınız gözlüğü? Getir lan gözlüğü. Gözlüğü getirin lan. Adamın ağzını uyuşturduk. Dişini çekeceğiz. Ben de sizi yakalarsam, dişlerinizi kanırta kanırta çekmezsem bana dişçi Musa demesin. Musa dayı, uyuştu bu. Nereye gidiyor? Ya gözlüğü kaptırdım. Şimdi yanlış diş çekerim, hepten perişan olursun. Getirin gözlüğü lan. Arada bulasın. Nereye gitti kim bilir veletler. Damadın soyu değil mi? Huydur çeker, tezektir kokar. İkisi de aynı şey. Ha? İstihbarat ağam geniştir. Asuman kaçtı evden çıkar. Belediye ne vakit gider, sazemine ne zaman gider? Bunları takip etmekten yemin ediyorum uzmanlık yaptım. Amcaoğlum. Şişt, amcaoğlu bak hele. Bak. Şimdi gönül işlerinde tek bir kural vardır. Korkak olmayacağım. Elini çabuk tutacaksın, tamam mı? Güçlü olacağım. Böyle etkili bakacağım. Böyle güven vereceğim. Romantik numaralar çekeceksin, güzel konuşacaksın, sonra skora gideceksin amcaoğlu. Amcaoğlu tek bir kural dedin, 10 tane saydın. Var mı daha bilmediğin? Aşk böyle bir şey zaten amcaoğlu. Sen bir tane bir şey var dersin, 10 tane şey çıkar. Her anı sürprizlerle dolu. Olur mu oğlum öyle şey? Sürpriz olmasın diye seni getirdim zaten. Yani amcaoğlu sen de beni hiç dinlemiyorsun ki ya. Cemile yenge söyleyince bir şey yok, bir söyleyince hemen au. Tamam amcaoğlu, de ne diyeceksen yemekleri bitecek de.
Maş öyle ya. Bir sakin. Bak amcaoğlu. Şimdi kadınlar sevildiklerini bilmek isterler amcaoğlu. Ama reddetseler dahi senin onların peşinden koşan bir fino köpeği olmanı isterler. Kadınlar anlaşılmaz derler, yalan dolan. Sen inanma bunlara. Onlar bir gün öncekinden daha çok sevilmek isterler. Ya hep sevilmek isterler bunlar amcaoğlu. Ama hak etmiyorlar mı amcaoğlu? O kuğu gibi süzülüşleri, gözlerindeki o masum bakış. Sanki birazdan ağlayacakmış gibi. Söylemesi kolay da ben bunu nasıl dile edeceğim amcaoğlu? Ramazan. Ramazan. Lazım olduğunda yanımızda ol be. Senin ipinle kuyuya inen yemin ediyorum iki dakika yaşamaz ya. Nereye kayboldun yine? Taner. Dilek. Ne güzel oldu seni görmek. Karşılaşmak anlamında söyledim. Evet ben de sevindim seni gördüğüme. Yoğun çalışma arasında arkadaşlarla yemek yiyelim dedik. Fazla da bir yer yok zaten malum. Çok çok iyi yaptınız. Afiyet olsun. Nasıl bari? Alışabildiniz mi buralara? Çok uzun zaman oldu tabii. Çoğu şey değişmiş ama insanları hala aynı. Buranın insanı zamanın içine donmuş gibidir. Bak git, 100 sene sonra geri dön. Yemin ediyorum aynı bulursun. Yanlış anlama. Hani gelişmemişlik anlamında söylemiyorum. Sıcakkanlılıktan, samimiyetten bahsediyorum. Özünü hiç kaybetmez. Haklısın galiba. Çok yer gezdim. Ama bu kasabanın yeri nedense hep farklı oldu bende. Bende de. Şey diyecektim ben ya. Nasıl desem? Ne diyecektim? Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğin tatlı kazan dibidir. Asuman, sev beni, sokma müşküle. Gel seninle kaşık atalım, iki tabak keşküle. Peşimi bırakmak için kaç para istiyorsun? Allah Allah, bunu babanın sorması gerekmiyor muydu? Niye, o sorsa kaç para diyecektin? Bilmem, hiç düşünmedim. Yani babanın kızımın peşini bırakman için kaç para istiyorsun diye sorabilmesi için bizim böyle tutkulu bir aşk yaşamamız lazımdı. Gel bu aşkı delicesine yaşayalım. Baban da bana bu soruyu sorsun. Cevabı da beraber verelim. Olmaz mı? Olmaz Ramazan. Neden? Ya Allah'ını seversen bir vazgeç artık şu sevdadan. Aa, bununla konuş. Laftan anlamı yok ya ergele. Ben her gece diyorum ki Asuman unutabilir miyiz? Unuturum, unuturum. Çoktan da. Gel kırma ya bu hassas kalbi. Oturalım bir çay içelim. Her bir şeyi tek tek konuşalım. Bir kerecik. Ha? İçimde ne var ne yok anlatayım sana Asuman. Bir kerecik olmaz mı? Bir kerecik diyorsun. Evet. Ya sen şey dedin ya hani buraları çok özlemişim falan diye. Küçükken tren yoluna giderdik. Dertleşirdik. Çok güzel günlerdi ha. Evet. Güzel zamanlardı. Bazen çok özlüyorum o günleri. Üstümden çok zaman geçti tabii. Sen, ben, her şey çok değişti. Hepimiz bambaşka hayatlar yaşıyoruz şimdi. Gidelim mi tekrar tren yoluna? Çay demleriz, dertleşiriz, eski günleri yad ederiz. Oh, Asuman. Ya ilk kez evet diyecek gibiydin. Hangi araba noktaya geldik anlamıyorum ki. Kafana vura vura anlamanı sağlayacağım senin. Ya benden sana yar olmaz. Ne biliyorsun yar olmayacağını? Hiç denemedik ki. Ah Ramazan ya. Ya bir kere olsun şu kafanı çalıştırmayacaksın değil mi? Ya sen kesin haberlerden ötürü yapıyorsun böyle. Sen ne bakıyorsun Asuman yazılı ve görsel basını söylediklerine? He? Ya tamam rezil olmadık değil olduk. Ama ne fark eder? Toplum hafıza zayıf zaten. 3 gün sonra unutulur. Ya of Ramazan ama ya. Unutulmaz mı diyorsun yani böyle çekip giderek? İşleri daha mı zorlaştırdın demek istiyorsun Asuman? Asuman! 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 Sen de bir tuhafsın Ramazan. Hangi haberlerden önce neydi de ne değişti? Ne bakıyorsun teyze? Hiç mi kendi kendine konuşan insan görmedin? Allah Allah! Herkes de bir tuhaf.
Şey Taner, nasıl desem yani... İstersen ilçemize güzel kafeler de açıldı. Ama tabii ben hiç gitmedim, bilmiyorum yani. Sen de sevmezsin diye düşündüm. Ya biliyor musun, o dedemin eski demliği hala duruyor ya. Odun ateşinde çay demleriz. Patates kaynatırız. Böyle Bozkır'ın sessizliğini sen de özlemişsindir ha. Hem sen derdin ya, sanki Bozkır'ın ortasında birer deniz kabuğuyuz diye. Gerçekten çok isterdim. Ama iş bitimi rapor hazırlamam lazım. Ya fark etmez, yarın da olur. Ondan sonra gün de olur. Ben müsait, sen ne zaman müsait olursan. Taner, sakın beni yanlış anlama. Ama biliyorsun, geçici görevle geldik. Yani burada işleri ne kadar hızlı toparlarsak o kadar çabuk döneriz. Ama başka bir gelişte sözüm olsun. Tabii. Sen nasıl istersen. Şey de olsun, bir daha gelişinde. Peki. Anlayışın için teşekkür ederim. Müsaadenle. Eltiler. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ay. Meltem. Vallahi iyice azıttı bizimkiler. Çocuktan beter oldular. Gene ne yaptılar? Ne yapmadılar ki Eltim? Duyun meselesi bitti, haber meselesi başladı. Yok neymiş? Ramazan o duyun koçekçisinin işini nasıl savunurmuş? Hadi babanı çiğnedin, katıldın. Demeç vermek sağ mı düşmüşmüşmüş? Al benden de o kadar. O ağlakçım oğlu benim düğünümü nasıl savunur? Ben kendi düğünümü savunamaz mıyım? Öyle. Bu aymazlıkmış, soykalıkmış. Daha da bize güvenmiyormuş. Pinucu kaçmışmış falan filan. Bu iki kardeş küstü. Cefasını çekmek bize düştü. Allah akıl fikir versin. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz? Ben de şaştım, kaldım vallahi. Ya günlük lapor istiyor benden. Nereye gittim, kiminle görüştüm, kaç saat görüştüm. Koşunla görüşmeyeyim diye. Benimki hele, benimki aynı. Eltimle şöyle herkes gibi bir eltilik yaşayamadım. Yaşatmadılar. Turgu. Ya siz böyle gerildikçe ben de davul gibi şiştim Eltim. Ya bu işe bir el atmadım, vakti gelmedi. Yok, olmaz. Bir kere lafını edecek oldum, Hüseyin yemekten kesildi. Hayatta olmaz. Aa, bizimki yemekten kesilse iyi. Yedikçe yedi, yedikçe yedi. Üç gün mutfaktan çıkmadım. Dünyayı zindan etti be. Hayatta olmaz. Siz de çekin perdelerinizi, oturun evinizde madem. Eltim de var demeyin. Koca koca kadınlarsınız. Madem ki illallah ettiniz küslükten, bitirin küslüğü. Bitirelim, bitirelim de nasıl olacak? Babam Abdullah'a gideceksiniz. Koskoca ciritçi Abdullah bu. Sizi yanına alınca bulur çaresini. Şimdiye kadar bulamadı da şimdiden sonra nasıl bulacak? Kocalarınızın korkusundan adama acıcık olsun destek oldunuz mu? Hayır. Ya kapısını çalıp da biz de mustarıbiz bu dertten dediniz mi? Yok. Adam ne yapsın tek başına? Çırpındı çırpındı da baktı sayan yok, çekildi içine. Ne halınız varsa görün dedi. Halime Eltim doğru söylüyor, döndü. O zaman gideceğiz Abdullah babama. Böyleyken böyle diyeceğiz. Biz de arkanızdayız. Yettik ayrı deriz. Bu küslük canımıza yetti. Çok yaşa be Halime abla. Gidelim konuşalım. Ciritçi Abdullah'a gideceğiz. Her bir şeyi anlatacağız. Anlatın, anlatın. Hadi kazanız mübarek olsun. O eve kahveleri içmediniz. İçeriz, içeriz. Sonra Elçi. Ağzına sağlık. Koş kız, koş, koş. Teyzeye bastım. Baba. Baba. Dur hele dur. Çık, çık. Ay. Dur baba dur. Sen zahmet etme, ben de şağlarım. Maşallah koca oğlan, nasılsın? Aman da oğluma, aman da oğluma.
Gelinlerimi bir arada görmeye alışık değilim. Hayırdır inşallah? Hayır baba, hayır. Selin'le ne işimiz olur? Şimdi biz Eltin'le... Selin'le bir mesele görüşmeye geldik. He baba, bize biraz vakit ayırabilecek misin? İyi, oğlanı yerine koyayım geliyorum. Gel. Gel oğlum. Gel. Kaşığa da elinde kaldı. Kalsın, koy oraya, ahara koyarsın. Yukarıdan aşağı 7 harfli. İlçemizde ağaççılığın üstadı. Beyefendiliğiyle herkese örnek kişi. Cenazelerimizin hüznünü paylaşmak için 7/24 hizmetinizde olan ünlü ağaççının adı. Bak hele bak. Bir bulmaca keyfimiz vardı. Ona da reklam vermiş. Ağlakçı parçası. Ya senin her tarafın beyefendi olsa ne yazar? Ciğeri 5 para etmez ciğer. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hüseyin hoş geldin, gel gel. Muhabbetiniz bulursun. Hoş geldin. Geldiğin emeğmen elsiz, istemediğin ayrık otu burnunun dibinde bitiyor. Hüseyin emme, hayırlı olsun. Seninle olan meşhur olmuş. Kerman'ı nasıl uçurduklarını anlatıyorlarmış ana haberde. Üzülün. Çok mu komiğinize gitti? Uğursuz adamın düğünü uğursuz oldu, ne olacak? Sinek mi vızıldadı orada? Ha? Cenaze evi geze geze yüreği ölü evine dönmüş zar. Ağzından çıkan laf bile kokuyor. Ben de diyorum ki bu kahvehane niye bu kadar havasız? Nefes israfından demek. He, gül bahçesine girip de bayılan tezekçi gibi. Böyle güzel havalar sağa yaramamıştır. De hadi git, çöplüğüne de buraları kirletme. He, gidince o uğursuz oğluna da söyle, bir daha benim işlerime burnunu sokmasın. Asıl sen o yarım zekalı oğluna söyle, benimkinden uzak dursun. Kendine benzetti benimkini de. Ağlar yapmayın, yakışıyor mu size böyle atışmak? Ya dayı sen niye karışıyorsun, ne giriyorsun araya? Ne güzel panayır izliyoruz, bırak karışma. Edep adam kalmadı Sıtkı dayı. Küçük küçüklüğünü bilecek ki saygı sevgi olsun. Ama nerede? Büyük de büyüklüğümü bilecek. Bu yaştan sonra beni mi hatırlatacağım? Büyüklüğü, haklısın. Seni vakti zamanında bir temiz döveydim, bütün bunlar başımıza gelmezdi. Sen kimi dövüyorsun ya? Sen kimi dövüyorsun? Ne diyorsun sen Allah? Sen de çocuk başı. Dokunmacı bile reklam vermiş. Dokunmacı ne yapacaksın? Sen kimi dövüyorsun? Sen kimi dövüyorsun? Sen kimi dövüyorsun? Sen kimi dövüyorsun? Hüseyin sen de işte. Ya Hüseyin ben de ya. Ben de ya. Ben onun çocuğu muyum? Ben neyi dövüyor ya? Ali. Bundan böyle Hüseyin emmi ile Muammer emminin atışmalarında çaylar 2 katı. Maçtan çok reytingi var vallahi ya. Niye zahmet ediyorsun kızım? Ben yapardım usul usul. Hiç olur mu baba? Ya sen söylesene bize. Biz her gün gelir yaparız. Afiyet olsun. Siz şimdi diyorsunuz ki bana bu küslük canımıza tak etti. Bizi barıştır diyorsunuz öyle mi? He. Kaçak göçek görüşüyoruz Eltim'le. O bile artık zora girdi. He. Kaç sene oldu baba, yeter gayrı. Ya bu nasıl kuşluktur? Kardeş bunlar bir de. Az uğraşmadım kızım. Yüreğimin şurasında bir sızı. Küslük hiç kimseye yakışmaz. Hele kardeş kardeşe hiç yakışmaz. Kime çektiler bilmiyorum ki. İkisi de inat. Benim rahmetli hanımın bir abisi vardı. O da böyle inattı. Köyün yarısıyla küs gitti. Küs kalacaklarsa bize de küssünler artık. El aleme karşı yeter ya. Hiç. Baba sen hiç canını sıkma. Bu sefer biz de ardındayız. Madem bu kadar kararlısınız, Halime ile torunlara da haber edin. Biz bize olak. Kocalarınızı da bana bırakın. Hadi akşama görüşürük. Uğurlar ola. Sağ ol baba. Çok yaşa baba. Al. Hadi. Hadi sağlıcakla. Selçuk. Oğlum şuradan abinlere 2 tane soda kap gel. Soğuk olsun, içleri serinlesin. Tamam usta. Gençler.
Aa, ne oldu? Taner, Ramazan, ne bu haliniz ya? Vallahi ben kafaya bağlamayı yedim. Ama bağışıklığım sağlam. Taner'e üzülüyorum ben de. Ne oldu? Ne dedi kız? Ya bizim işler yoğun. Biz bir an önce bitirip gitmek istiyoruz demiş. Yani Nazik Cenk'e 37 numarayı indirmiş amcaoğlunun kafasını. Ramazan. Ramazan haklı. Amca o dedim ben size, kız okumuş. Koskoca jeoloji mühendisi olmuş. Kendi ağzıyla söyledi. Üstünden çok zaman geçti dedi. Şartlar değişiyor dedi. İnsanlar değişiyor dedi. İtiraz ediyorum. Olmaz öyle şey. Hem seni tanımıyor ki daha. Ne demek ki şartlar değişti? Sen kaç tane okumuş adamı cebinden çıkartırsın biliyor musun? Fark eder mi? He? Benim hayatım ortada. Şartlar belli. Bakmam gereken bir ailem var. Hadi diyelim oldu. Dilek oldu. Kalabilecek mi benimle buralarda? Ya da bana gel dedi. Ben bizimkileri bırakıp gidebilecek miyim? Şurat diye gelsin de amcaoğlu. Ben boş heyecan yapmışım amcaoğlu. Dilek şimdiden gitmenin derdine düşmüş. Gidenin önüne geçemezsin. Mitolojisi kötü. Volkanik, kolay çözülüyor. Düşme riski yüksek. Karşı tip boşluk var mıymış? Araştırdın mı? Deldiği de bilen yok. Mimara varmış kimsenin cesaret edemediği. Birkaç kişi mahsur kalmış. Bir daha da giden olmamış oraya. Onu ben alayım. İnsanla kainat arasında bir bağ vardır. İnsanın gökyüzündeki bir yıldızla da, yeryüzündeki bir taşla da arasında bir bağ vardır. Duymuş muydun daha önce? Yok, duymadım. Burada yaşayan biri söylemişti ben küçükken. Taş yapılarını, kayaları araştırdıkça daha iyi anlıyorum. Sanki hepsinin bir ruhu var. Sanki o ruh insan ruhuyla bir bütün gibi. Kaç numara veriyorsun? Anlamadım. Kayaya diyorum. Not alıyorum ya. Ha, 18 diyebilirsin. Vay 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 vay. Dilek Akgün. Tanıdın mı beni? Hayda. Tanımadım güzel kardeşim. İlla tanımam mı gerekiyor? Bu ne ya? Tüm kasaba beni tanıyor. Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Bizim kasaba insanı canından bezdirir adamı işte böyle. Rıfat ben. 233 Rıfat. Benden bir sonra 234 Taner. Gerçi konumuzun onunla ilgisi yok. Aynı sınıftaydık biz. Hatırlamadım maalesef. Kusura bakma, uzaklaşır mısın biraz? Çalışma alanı burası, kaya düşebilir. Ha, öyle mi diyorsun? Hı hı. Ya bana kellerin Rıfat derlerdi hani. Gerçi gördüğünüz üzere öyle kel denecek bir durumda yok. Görüyorsun, saçlar hep dolu. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Ama bende hafıza problemi var. Aa. Ne yazık ki herkesi hatırlayamıyorum. O yüzden müsaade edersen işimizi yapalım. Tamam, ben gideyim o zaman. Kasabanın meydanında kahve işletiyorum ben. Kasabanın saygın esnaflarından biriyim. Sizin de işiniz bitince hepinizi çaya beklerim. Arkadaşlarınızla gelebilirsiniz. Bekliyorum. Ne oldu? Konuştun mu Azda? Konuştum tabii oğlum. Görür görmez hatırladı. Dedi ki aman Rıfat'cığım, canım benim. Çok özlemişim seni. İşi bitince kahveye gelip çay içecek. Hadi şöyle gidelim de tavşan kanı bir çay demleyelim. Ya helal la sana. Sen ne ara bakan yürek yakan bir adammışsın ya. Oğlum hadi yürü la. Yürü. Yürü abinden bir şeyler öğren. Hadi gel çay demleyelim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Gel. Erkencisin bugün.
Yok mu kimse? Çocuklar parkta. Sedef tutturdu park park diye. Ablan da ilçeye gitti. O ördüğü şeyleri satmaya. O da kendince evin ekonomisine katkıda bulunuyor tabii. Bahtsız kızım diyor. Yüzü hiç gülmedi. Sen niye durgunsun böyle? Haber olaylarına falan mı canın sıkıldı? Yok ana yok. Ona değil de bizim düğün işi yattı ya. En azından haftada bir iki bir şey çıkıyordu. E ne yapacaksın peki? Ne yapacağım, iş bakacağım. Yani iş bakacağım artık. Ne olursa. Üç beş bir şey gelsin de en azından. Güzel gözlü kuzum benim. Anasının güzel yüzlüsü. Ben diyorum ki şu eniştenle bir konuşsan da çocukların nafakasını bana. Ana. Olmaz, konuştuk seninle bunu ya. Olmaz. Ben bakacağım, bir çaresini bulacağım yani. Haber salacağım. Bir şey çıkacak elbet. İnşallah oğlum, inşallah kuzum. Babam boş yere gitmedi gurbetele. Burası küçük yer biliyorsun. Benim güzel anam. Buraların kaderi de değişecek talihi de. Allah büyük. Bulacağız bir şeyler. Nereye gidiyorsun şimdi hemen? Size kendini çalışmaya vurmuştur diye. Veysel'im, bu iş hiç benim içime sinmiyor. Ya bunca zamandır unutamadı. Bunca zamandır o kızı bekledi. Şimdi kız gelmiş. Öyle hiçbir şey yapmadan gitmesini mi bekleyecek? Fener de böyle işte yenge. Vallahi ben kapıdan korsam bacadan girerim. Ama amcaoğlumun yapısı bu ya. Neyse hadi bakalım. Kolay gelsin amcaoğlu. Sağ ol. Ne haber lan? Buldum amcaoğlu. Uçağı nasıl uçuracağımızı buldum. Madem motor alacak paramız yok. Madem bu motorlar uçağa büyük bir anta kalıyor. O zaman kendi motorumuzu kendimiz yaparız. Nasıl yani? Motor mu yapacağız? Bildiğin motor. Yok, bildiğimiz motorlardan değil.
Bu yeni motorlarda torku yükseltmiyorlar mı? Eğer şanzıman ve diferansiyel sistemiyle beraber motorun beygir gücünü yükseltirsek bu motorla bile uçağa uçurabiliriz. Yatmadı mı aklınıza? Yok amcaoğlu. Yatmadı değil. Yatar. Hele sen söylersen yatar da. Aklımızda yatmayan başka bir şey var. Vallahi ben hiç emin edeyim. Bu konuyla alakalı da daha fazla konuşmak istemiyorum ben. Kaç bakalım kaç, daha nereye kadar kaçacağım? Ramazan. Dilek defteri kapandı. Bir daha açılmamak üzere kapandı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Taner, sana bir şey soracağım. Senle çocukken dağda kaybolmuştuk hani. Sonra bir mağaraya gitmiştik. Nerede olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum tabii. Oraya nasıl gidildiğini hatırlıyor musun? Yarın bize rehberlik eder misin? Ekibimle oraya gitmek istiyoruz. Bir işin yoksa tabii. Yok yok, hiçbir işi yok. Gelir ya, gelir tabii. Gelirim. Gelirim tabii. O zaman yarın saat 10 gibi çıkarız. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun size. Selam. Ne zaman kalkarmış? Sefer gelemedi. Gelsin, saat geldi artık da. Haydi Sefer ya. Geldim ya. Eve gidip yemek yap. Tamam ablam, tamam gel. Hadi bin lan. O ne elindeki? Neler aldın yine? Otobarı. İyi tamam. Hadi bin. Zahide. Buyur Sefer. Ben şey diyecektim. Ne diyecektin? Ne diyecektim? Sen şu yaptığın şeyler var ya. Oyuncaklar. Ha, ördüğün oyuncaklar. Onlardan bir arkadaş sipariş etti. 10 tane. 10 tane? 20. 20. İyi, tamam, tamam. Hangileriymiş, neymiş? Söyle de yapam getirem ben. Fark etmezmiş. İyi madem. Amcaoğlu, fırsat ayağına kadar gelmiş. Kader sana daha ne desin? Ha, değil. Bütün sebepler bir araya gelmenizi istiyor ama yalnız sen istemiyorsun amcaoğlu. Ne gibi fırsat Ramazan? Ha? Yanında mühendisler olacak, bir sürü adamlar çalışacak. Ben sadece doğru yere götüreceğim o kadar. Ya işte bize daha fazlası lazım. Hani böyle dizilerde, filmlerde oluyor ya. Kızla oğlan baş başa kalıyor. Hatta 10 milyon kere aynı yerde mahsur kalıyorlar. Yok dağ eviydi, yok ormandı, yok bilmem nereydi. Ya siz de bir kerecik mahsur kalsanız ne olacak yani? Oldu yenge. Ya mahsur kalalım deyince mahsur kalmıyor zaten, haklısın. Tabii ya. Ben nasıl düşünemedim bu fikri? Ya oğlum sizinki öyle mahsur kalmak gibi olmasın tabii de. Biz de burada eşek değiliz herhalde. Ya sizin bir şekilde baş başa kalmanızın bir formülü bulunabilir. Hem de ne? Ya siz zaten bir kere baş başa vakit geçirseniz o eski duygular tekrar canlanır. Değil mi Veysel'im? Bravo. Ya kızın gönlü de sana kesin akar be gülüm. Hay aklında bin yaşa yenge. Süper fikir ha. Olmaz. Olmaz. Kız gelip yardım istedi. Doğru olmaz. Olmaz dedim, olmaz. Yatağım var.
Allah Allah, olmaz bak, sakın kendi kafanıza göre iş yapmayın ha. Tamam. Amcaoğlu. Veysel, sakın. Eyvallah, eyvallah. Ramazan, amcaoğlu, tamam, sakın. Tamam, tamam. Bu iş bizde. Bu işi biz kendi imkanlarımızla çözeceğiz. Bu iş yarın gerçekleşecek. İşte o kadar. O kadar. Aynen. Aramayın kardeşim, aramayın ya. Açmayacağım. Açmayacağım. Aha! Gülün. Gülün çok komik. Ama açmayacağım. Aramayın. Muammer abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ciritçi Abdullah dayı gördüm. Sen ne istiyormuş? Söyleyiver dedi. Allah Allah. Gece gece ne istedi ki beni? Allah bilmiyorum ki Muammer abi. Yalnız gelsin. Çok önemli dedi. Tamam Sefer. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Allah Allah. Dinlenmek haram bize. Döndü. Döndü. Gelsin komşuya gitmiştir. Ben böyle gezekçi kadın görmedim. Anam, garip anam. Genç yaşta çok kullanıyor. İki gözümün çiçeği bıraktın gittin beni. Bak bu daha güzel. Böyle yüreğini dağlatıyor insanın. İki gözümün çiçeği bıraktın gittin beni. Anam, garip anam. Kolay gelsin Hüseyin abi. Ha. Tren yolunun kenarında Cırtçı Abdullah dayı gördü. Hüseyin'e dayı ver de bir gelsinler. Aşam aşam mı? İşimiz var ya, yarın giderik. Vallahi onu ben bilmem. Yalnız gelsin, çok önemli der. Allah Allah. İyi tamam, sen git hadi. Hey, hadi. Allah Allah. Nasıl mı pay edecek acaba? Hani ölmeden önce görüştüreyim dediği saklanca. Ha belki de. Güzel! Kız Güzel! Allah'ım yarabbi ya, sanki ben bu kadına gittiğin geldiğin yerden haberim olacak dememişim gibi. Ya bir kere de şu kocanın sözünü dinlesen ya. Allah Allah. Gel sen gel gel. Gel buraya gel. Ya evladım sen beni çıldırtacaksın mı annem ya? Koskoca adamın gözlüklerini almak da neyin nesi? Dünürümüz evladım onlar bizim, dünürümüz. Teleskop yapacaktık. Mercek lazım de ödünç aldık. Bak hala. Ya abla tamam Allah aşkına, olan olmuş ya. Tamam sakin ol. Allah aşkına al şunu yanına Taner. Gözünün önünden ayırma, vallaha bıktırdı. Neyse. Herkes ne yapacağını biliyor mu? Barıştırmak için elimizden geleni yapacağız ana. Vallahi bu sefer de barışmazlarsa daha da uğraşmayalım derim. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hadi gel. Gel. Yok yok. Benle gelsin. Düş tamam, önüme. Hadi. Gel hadi. Gel. Düş önüme. Konuşacağız seninle. Öyle apar topar çağırdığına göre ölümü malum oldu. Mirası pay edecek herhal. Ah babama. Onun ne işi var la burada? Senin ne işin var la burada? He, tabi babamın beni çağırdığını duyunca damladın değil mi? Kim? Ben mi? Onu anca senin cibiliyetin yapar. Babam beni çağırdı. Ya Allah Allah. Ne yaptı bu? İkimizi birden mi çağırdı ya? He, öyle yaptım.
Gelinlerimle, torunlarımın sizinle konuşacakları varmış. Geçin hadi içeri. Neden toplandığımızı az buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Sizin bu bitmeyen küslüğünüz yüzünden. Sağ olsun gelinlerim bir araya gelmişler. Kafa kafaya vermişler. Bu küslüğe bir son verelim demişler. Şimdi kan gövdeyi götüreceğim. Sus. Cemile nerede? O babasına gitti abla. Bakayım dedi. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ya bak sen beni de ya. Benim gözlüğümü aşır. Arkasından bana diyor ki teleskop yapmak suç mu? Ulan suç tabii, benim gözlüğümle teleskop yapmak suç. Terbiyesiz. E olur öyle babam. E sen niye kafana takıyorsun bunları? Hem halletmişsin elinde sonunda önemli olanı. Hallettim kızım da. Şimdi ben de yaşlanıyorum. Yaşlandıkça da aksileşiyorum. Hiç de bile. Sen hala çok gençsin. Geçenlerde boyacı Arif geldi. Tutturdu. İlla ki burayı ben boyayacağım diyor. Pembe pembe olmuyor burası diyor. Dedim ki Arif, senin ağzında diş bırakmam, alayını sökerim dedim. Burayı benim kızım boyadı, dokundurtturmam dedim. Ama eskiyorlar, babam hep böyle mi kalacaklar? Kalsın yavrum, kalsın. Biz de eskiyoruz. Ben öteye gitmeden kimse buraya dokunamaz. Ay kuzum. Kuzum, o düğüncünün oğlu seni üzmüyor değil mi? Üzmüyor babam, kaç kere söyleyeceğim. Üzmesin tabii, üzmesin. Biraz da harcamalarına dikkat etsin, tutumlu olsun. Kenara 3-5 kuruş para atın da kendi evinize çıkın ya. Ya o kadar para kazanıyor, nereye gidiyor bu para, anlamıyorum ben ya. Ya baba. Tamam kızım, sustum, sustum. Hadi sen kalk git de şu albümü getir, albüme bakak. Heh, oldu. Baba. Benim sağ olan saygımı biliyor. Esas benim sağ olan saygım dillere destan baba. Çağırsaydın üç ağaççı, ağaç yaksalardı. En azından göbek yapmazlar burada, göbek. Onlar. Hüseyin. Ben sizin neyiniz oluyorum? Yengeden öte abamız oluyorum. Sen bu evin ilk gelinisin. Az ırgatlık yapmadık beraber tarlada. Az orak biçmedik. Rahmetli ağabeyiniz sağ olaydı, o derdi bunu size. Ama şimdi onun yerine ben söylüyorum. Babanıza daha fazla saygısızlık etmeyin. Kaç sene oldu oğlum siz küseli? Ha? Ben değil mi? Tam 16 sene. Vallahi baba, ben kendimi bildim bileli siz küssünüz. Sen konuşma. Vallahi ben de öyle. En son ne zaman barıştığınızı hatırlamıyorum. Eve gelince soracağım ben sana. Senin nüfusunu attıracağım Ramazan. Öf! Kendine gel, ben seni atmayayım nüfusumdan. Ben hatırlıyorum ki sormadığımız zamanları. Öyle ailecek, kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında bir araya geldiğimiz günleri. Hatta bak, bayram demişken bir kurban bayramı, Ramazan çepişe kıyamadıydı da ipini salıvermişti. O bayram akşama kadar çepiş kovaladıydık. Değil mi? Ben de hatırlıyor. Hatta babası bir güzel sopa çekecekti de Muammer abim aldı elinden. Elleme dedi çocuğu. Merhametli çocuktur. Onun hayvanlara karşı dedi bir merhameti var dedi. Ben hala öyleyim ki.
Bütün canlılara karşı aşkla bir bağlılığım var. Ben senin neye aşkla bağlı olduğunu biliyorum ama şimdi konuşmayayım. Ah ah, eskiden ne güzeldi. Rahmetli abiniz sağken hep beraber pikniğe giderdi. Siz dere kenarında balık tutardınız. Biz de ocakları yapardık, değil mi? Ay, hele o balık kaçırma maceraları ha? Amcamın kaçırdığı balıklar da hep büyük olurdu. Tam dalmışım kovkaya. Balıklarım şaha duruyor. Avcımı açmışım şöyle. Kuyruğumu dokunacağım. Elimin oluruna gelecek. Nefesim tükendi. İki tane koyarım sana. Oğlum öyle Ramazan ya. Ayısını yaptı ya. Demeyin. Veysel, Muammer amcam ne yapardı? Garantici. Ağa dolanan balıkları iki kat daha dolar, bir de çıkartana kadar bize çektirirdi. Nasıl olsa takıldı ağamıza. Kaçacak halı yok ya. Ne güzel günlerdi be. Küslük yoktu, kavga yoktu. Ya dara düştük mü de birbirimize koşardık, mutlu olduk mu da. Sahi biz hangi ara kaybettik bunu amcaları? Hangi ara bu hale geldik? Ha Muammer amca, ha Hüseyin amca? Ne zaman küstüğünüzü hatırlamıyorsunuz. Peki neden küstüğünüzü hatırlıyorsunuz mu? Annen seni burada sütten kestiydi, alış diye de teyzene bıraktıydı. Tabii ya. Sonra gittiğim günün gecesi geri dönmek istemişim. Annem olmadan uyuyamam ben diye. Annem var benim teyze. Annem var diye ağlamışım. Yazık. Dayım da uyuyamamış. İnmiş benle beraber ağlamış. Kuzum. İnsan geçmişiyle var oluyor değil mi? Büyürken kendiyle beraber koskoca bir geçmiş büyütüyor değil mi kızım? Hatıralarını alsan insandan geriye ne kalır ki? Ya. Öyle ya. Neyse. Hadi ben gideyim, tamam mı? Gene gelirim. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Tamam kızım. Veysel'e de selam söyle. Biraz harcamalarına dikkat etsin. Biraz tasarruflu olsun. Tamam babam, söylerim. Sen de artık şöyle idarelik çekip çevir, olur mu yavrum? Tamam baba. Hadi bak. Oy kuzum. Kuzum. Niye döndün? Hadi bakayım, hadi. Hadi Veysel, tasarruflu olsun, tasarruflu. Hadi. Hatırlayabildiniz mi? Şey değil miydi o? Şey. Ya... Muammer abim Ramazan tartaklamadı mıydı ya? Yok amca, bendim o ya. Kaç gün oğlanlarıyla kavga ettiydim de. Öfkeme yenildim biraz. Alt tarlanın suyu başında değil miydi o? Bu suyu kendi tarafına çevirmedi mi? Ne zaman çevirdi? Hangi suyu? Yok amca, yok. Bizim tarlaydı o ya. Sen söyledin hatta suyu çevir diye. Öyle mi? He, öyle oldu. Bak, bunca güzel hatıradan bahsetti çocuklar. Onca güzel hatıranın arasında hatırlamadığınız ufacık bir sebep için mi heba ettiniz bu 16 seneyi? Ha? Değer mi Muammer? Değer mi Hüseyin? Bunca yaşanmışlığın, bunca güzelliğin yanında
ufacık bir kavganın ne önemi var? Ha? Deyin hele bana. Helalleşin de bitsin artık bu küslük. Beraber orak biçtiğimiz, harman oldurduğumuz günlerin hatırına, ha? Çektiğimiz onca çilenin, onca taşıdığımız yükün hatırına sarılıver. Hadi. Ömer. Ben büyük olarak affediyorum. Oh. Hakkımı da helal ediyorum. Hüseyin hadi. Hüseyin hadi. Hadi Hüseyin. Hadi hadi. Ben de küçük olarak affediyorum. Hakkımı helal ediyorum. Sarılın hadi. Hadi kalk. Hadi baba ya. Hadi baba. Kalk kalk. Muammerim hadi kalk. Şey, hadi kalk ya. Hadi Hüseyin ya, hadi. Kalk bir. Ne olacaksın? Kalk. Düşünüyorum, hatırlayamıyorum. Biz ilk neden küstük? Döndü. Sebep neydi? Aman boş ver Muammer. Ne edeceksin hatırlayıp? Ne bileyim vallahi Gülşim. Merak ettim ya. Kafamın içinde böyle dolanıp duruyor. Bilmiyorum. Hatırlayacaksın da ne olacak? Başın koyama erecek. Boş ver. Anam haklı baba. Yeni bir sayfa açıldı. Bırak biraz açık kalsın ya. Doğru diyorsunuz. Hatırlayıp da ne edeceğim sanki? Yalnız döndü. Hı. Eğer barışmamış olsaydık elimden çekeceğin vardı. Arkamdan çok iş çevirmişsin. Geçti gitti. Hepsinin üstüne bir sünger çektik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş gördük. Güzel gelinim. Ne oldu? Barıştılar mı? Babamın yüzünden bir şey anlaşılmıyor malum. Çok şükür Cemil'im. Küslük bitti. Barıştılar. Ay çok şükür. Hadi gel hadi. Pamela, hatırladım. Neden? Küsümüzü hatırladım. Vay üç kağıtçı düğüncü koçaya seni. İnatçı. Şimdi mesela göstermez miyim? Memnun ben ne oluyor? Bir de abi olacak. Abi olacak bir de. Hüseyin ne oluyor? Allah'ını seversen bir dur hele. Hatırladım da neden küstüğümüzü hatırladım. Sen babamın hacdan getirdiği yüzükleri aşırıp aşırıp eve götürmedin mi? Ha? Çoluk çocuğa dağıtacak bir tane yüzük bulamadıydık. Aslında sen hurmaları poşet poşet alıp götürmedin mi? Çocuklara hurma yerine kuru edik getirdik. Zemzem, zemzemleri varil varil eve götürmedin mi? Ha? Zemzem diye şehir şebekesinin suyunu içirtmedin mi bize? Lan! Ayın bedenine yaranacağım diye öyle avuç avuç tespih alıp götürmedin mi? Senin gibi kardeşim yok benim. Ya senin gibi abi de yerin dibine batsın be. Dur hele. Ne zaman abiliğini görmüş? Söz ağaççı. Görüyor musunuz? Ya Hüseyin.
Veysel, siz daha yeni barışmadınız mı? Bundan için kavga mı edilir şimdi? Yapana bak. Dön kız. Bundan sonra. Abi. Ne ölüme ne ölüne. Senin gibi kardeşim yok benim. Ne gelirim ne de gönderirim. Bundan sonra da en has düşmanımsın. En has düşmanımsın sen benim. Göreceksin. He koşma. Koşma ben daha sana ne yere dendi yere. Veysel. Efendim baba. Nereye gidiyorsun lan sabahın zıbınında? Nereye olacak baba? Dükkana gideyim. İşler arttı da bu ara. Veysel. Baba. O Ağlakçı'nın oğluyla görüşmek yok bir daha. Yok baba. Şeytan görsün onun yüzünü. O hurmaları yedi ya o. Bize o erik kurularını yedirdi ya. İnşallah o hurmalar onun her yerini tırmalasın baba. Aferin. Aferin. Sağ ol baba. Çilemiz başladı yine ya. Ramazan! Nereye gidiyorsun onun sabahın köründe? Öyle bir iki iş bakacağım baba. Aylak aylak nereye kadar yani? Allah Allah. Aha bak. Dün akşamdan sonra o düğüncü koçayının oğlumla görüşmek yok ha. Hiç görüşür müyüm baba? Şeytan görsün onun yüzünü. Bunlar zemzemleri bardak bardak içtiler ya. Bize de zemzem diye içirdikleri musluk suları benim hala kendimi yakıyor baba. Kuru. İyi öyle olsun bakalım. İyi. Eğer koruyorsam seni evden de Gedelli'den sürerim. Haberin olsun. Tamam. Ne güzel barıştılardı ya. İki saat bile barışık duramadılar. Eve gelir gelmez küsecek şeyi nereden bulmuşlar hemen? Ne bileyim gülüm. Eski defterler dedi Gülşah yengem. Bu iş artık zor düzelir. Olan bizim Ramazan'la Veysel oldu ha? Bunda yengem de Gülşah yengeme de. Kız demek öyle dedi ha. Bize rehberlik et dedi. Hı? Dedi. Yani dedi de. Desene gülüm. Ya abla gidecek yine nasıl olsa. Ne fark eder? Sen rahat ol, gönlünü ferah tut Emin. Bir bakarsın kalmaya karar vermiş, bir bakarsın işleri uzamış. Sen yeter ki vazgeçme. Emin ablasının gülü. Ablasına yakışıklısı, ablasının kuzusu. Abla, abla dur Allah aşkına çocuk gibi tamam. Seviyorsun yine ya. Saçımı bozdun. İyi tamam tamam hadi gel. Dikkatli kullan onu ha. Düşme oranı buranı yaralama. Dur aç. Hadi. Zahide abla. Elif. Hayırdır gülüm sabah sabah? Sağlık ocağına eşantiyon defterler gelmiş de. Ben de bu kadarını ne yapayım? Birazını size bırakayım dedim işe giderken. Taner çizim falan yapıyor. Belki lazım olur diye. İyi etmişsin Elif değil mi Taner? Defter. Lazım oluyor tabii. Sağ ol Elifciğim de. Hepsini getirmeseydin keşke ya. Olsun. İlaç firmaları sürekli gönderiyor zaten. Bir bu kadar da sağlık ocağında var. Neyse ben gideyim. İşe geç kalıyorum. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abla anamı söyle bu kızın günahına girecek. Bak boş boşuna ümit veriyor ha. Ne diyeyim gülüm ya. Gelinim olacak diyor. Başka bir şey demiyor. Sen şimdi onu bunu bırak da dileği düşün tamam mı? Hadi kolay gelsin. Hadi ablasının günü. Hadi ablasının kuzusu. Hadi kolay gelsin. Başladı çocuk sevmeyi. Hadi. İmkansız biliyorum ama daha önce gitmiştim oraya. Eğer hatırladığım gibiyse karstik bir boşluk. Hı hı. Evet hocam. Bugün bakacağız artık. Hocam şu ana kadar taşların düşmesini tetikleyecek hiçbir şey yok. Fay hatlarında hareketlilik yok. Sıcak soğuk farkları mevsim normallerinde. Aşırı yağışlar da yok. Hı hı. Evet evet. Eğer o mağaraya ulaşabilirsek önemli ipuçları verebileceğini umuyorum. Tabii ki hocam. Haberdar edeceğim sizi.
Tamam. Sağ olun. İyi günler. Cemilem nerede kaldın ya? Yola çıkacaklar birazdan. Veysel'im ananın işleri bitmiyor ki. Biliyorsun kadın temizlik hastası. Bırakaydın o hep öyle zaten. Ay nasıl bırakaydın? Fark uyamıyorum da kadına zaten. Benim kaynanam bir tanedir. Kurban olurum sana. Ramazan da daha gelmemiş. O gelmedi ya. Şimdi hazırlanak onu yoldan alırız. Çırak şuna bak bakayım. Kimden? Amca oğlu Number Two. Number Two. Ramazan ne diyor? Çok hastayım, gelemiyorum. Kalbim yangın yeri gibi. Tamam tamam olacak olacak aferin. Hadi yürü bakayım. Kalbim yangın yeri. Ne diyor la bu? Su kaynatmış yine. İş başa düştü Veysel'im. Hadi tetikte olalım. İyi atla hadi. Ne yapıyorsun Selami? Allah aşkına çıkılır mı bisikletin önüne böyle? Çıkılır, çıkılır. Ben de fellik fellik sizi arıyordum Taner Efendi. Hani o diğer çete arkadaşların nerede? He? Size bir çift lafım var. İyi tamam. Onlar olunca söylersin. Oo ya ya. Dünyada bırakma. Şimdi konuşacağız. Bak. Aha. İyi bak bu kağıda, iyi bak. Ne görüyorsun? Hepinize güzide yuvamı yıkmaktan... Koynumu dağlamaktan dolayı tazminat davası açtım. Dava mı açtın? İyi bak iyi. Bana ödeyeceğiniz rakam bu. Çüş. Çüş Selami bu ne ya? Sende hiç insaf yok mu Selami Allah aşkına? Bu ne bu? Vallahi avukat bey bu kadar talep et çatır çatır alırız dedi Taner. Yani artık siz düşünün kardeşim. Ya Kerimhan'la aramı düzeltirsiniz ya da donunuza kadar alırım. Karar sizin. Tamam, ayarlayacağız, ayarlayacağız. Böyle ayarlayacağız falan yok Taner. Kerem Hanım'ı bana geri verene kadar bırakmam seni. Senin Kerem Hanım'ı ben cebimden mi çıkartayım şimdi ha? Ne yapayım Selami, nereden çıkartayım? Geç kaldım diyorum Selami, bir bırak beni ya. Geç kaldıysa kaldın la! Ben de geç kaldım, he? Dünya evine geç kaldım mesela. Kerem Hanım'a geç kaldım, bana ne la, geç kal. Tamam bak, söz. Söz veriyorum, ayarlayacağız tamam. Kerem Hanım'ı ikna edeceğiz, söz. Tamam mı? Bak söz verdin ona göre ha. Namus söz. Aksi takdirde alırım tazminatımı. Ha? Kerimhan mı? Bak Taner! Bak söz verdim ona göre ha. Ha bak kağıt burada. Her türlü bulurum sizi her türlü. Burası küçük yer. Yetti la. Yetti. Açmıyorum lan işte. Açmayacağım. Ya huzur verin artık. Vallahi telefonun gavur tarafıyla arıyorlar. Niye açmıyorum? Belki bekmiyorumdur. Ölsek bu kadar arayanımız olmaz. Ne olmuş? Gelini nasıl uçurdun Muammer? Haberlere çıktın Muammer. Muammer. Oho Muammer. Uçur bizi Muammer. Geldim. Ben size kendimi maytap konusu yaptırır mıyım lan? Avcunuzu yalarsınız. Muammer abi, Muammer abi nerelerdesin sen ya? Ne oldu lan? Davulcu, uçur beni demeye mi geldin sen de? Ya ne uçurması Muammer abi? Asıl ben seni uçurmaya geldim. Dünden beri kaç kişi aradı beni biliyor musun sen? Ararlar tabii, ararlar. Fırsat ellerine geçti ya, maytap geçmek için arıyorlar. Abi maytap falan yok. Sana ulaşamamışlar, beni aramışlar. Herkes düğün istiyor. Düğün mü? Ne düğünü lan? Ya senin düğün görüntüleri televizyona çıktı ya. Şimdi ta Kırşehir'den Kayseri'ye kadar herkes düğün istiyor. Acayip reklam olmuş bu haber. Doğru mu söylüyorsun lan? Aa, inanmıyorsan bak. Ne? Taner!
Adama bak ya. Boya otu gibi yapıştı bırakmıyor. Hey Allah'ım ya. Taner dur. Dur Taner dur. Amca ne yapıyorsun Allah aşkına, çarpacaktım ya. Çarp. Sen çarp yeğenim, yeter ki sen çarp. Neredesin sen ya? Telefonlarını da açmıyorsun. Allah'ına kurban senin. Oy yeğenim, sopatına kurban. Kara kaşına gözüne. Amca ne oluyor Allah aşkına? Hazırlan yeğenim. Düğünler başlıyor. Çok işimiz var, çok. İyi de sen kovmadın mı beni? Ne biçim şeyler söylüyor senin ağzın ya? Sen bana abimin emanetisin. Bakma benimki lafta. Çok büyük bir düğün aldım. Gidip bunu konuşmamız gerekiyor. Amca, gel. Dur dur amca. İşim var benim, tamam mı? Ya bizim işimizden daha önemli iş ne ola ki? Amca, acil bir işim var. Sonra detayları konuşuruz biz, tamam mı? Ya yürü, şimdi gitmemiz lazım. Hadi diyorum. Amca, halledeceğiz söz. Senin işini halledeceğiz. Düğünü de halledeceğiz. Kerem'i de ikna edeceğiz. Bir salın artık beni ya. Tamam, halledeceğiz söz. Kerem ya. O ne alakalı? Kerem. Geç kalıyoruz. Senin rehber Fos çıktı galiba. Gelmesi lazımdı. Bir iş çıktı herhalde. Gidelim biz madem, sonra bakarız artık. Dilek! Dilek! Dur dur dur, geldi. Dilek! Ya kusura bakmayın. Bir iki aksilik çıktı da geç kaldım. Geldin ya, ne kusuru? Atla hadi. Alıyor la. 234 Taner. Öğretmen kızı Dilek. Bekir! Bekir! Benim işim çıktı, kahveye bak. Bizi satmak neymiş göstermez miyim ben sana? Yürü. Ya arkadaşlarla işimiz vardı. Damat yapacaktık. Oğlum akrabanın için ufak bir ili çok mu görüyorsun ya? Çok görmüyorum da. Bunların biraz modası geçmedi mi? Ne modası la? Bir yerde kalmanın modası mı olur? Oğlum Asuman yengenle bir mahsur kalalım. Aynı değerde aynı sıkıntıyı bir paylaşalım. Bak o zaman gör, hayır diyebiliyorum. Önemli olan empati, empati. O empatiyi bir yakalayalım, sen o zaman gör. Dur la dur dur. Sevdiceğim türküsünü söylüyor. Her kulağa nasip olmaz böyle ses. Azıcık nasiplensin. Thank you.
Kızları değil mi onlar? Ha, ta kendileri. Hiç gitmemişler, ne güzel. Ya onlar gitmedi zaten. Yani onlar gitmesin zaten. Bunlar ne? Yok abilerim. İnsanlar eskiden bakamadıkları yaşlanmış, hastalanmış atlarını yılkıya salarlarmış. Bunlar o atların torunları. Ya Cemilem, Taner bize kızmasın, gönül falan koymasın ya. Ya ne gönül koyacak? Dua edecek, dua. Bak gör, çocukları olsun, isimlerini Veysel'le Cemile koyacak. Gel. Hadi yürü. Ne iş çeviriyor la bunlar? Hadi göreyim seni, hadi yürü. Koş da koş, yakalanacağım. Ya başkası alırsa mektubu? Niye Asuman'ın başkası mektubu? Asuman yengenin başkası yok evde zaten. Bir de bizim zekamız sorguluyor. Yürü lan. Koş. İçimin ateşini söndürse söndürse soğuk hava deposu söndürür. Ben şimdi soğuk hava deposuna giriyorum. Ya burada domateslerle beraber aşkından donup öleceğim ya da sen geleceksin kurtaracaksın beni Asuman. Dayı. Hey. Emlisin değil mi? Asuman yengenin gönlünü alacağım derken canından olma sakın. La oğlum bizim kanımız deli akıyor. Soğuklar bize vırıs gelir tırıs gider. Hadi sen yerine geç. Asuman yengen var ya mektubu okuyunca koşa koşa gelecek. Hadi hadi. 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 Gösterdiğiniz uçak. Tam bir rezilliydi. Yo öyle değil. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu sadece. Benim alanım değil ama bana çok güzel bir iş çıkarmışsınız gibi geldi. Hani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık aslında. Bence fazlasını yapmışsınız. Peşini bırakmayın derim. Bizim uçakta asıl mesele kanat sistemi. Yani sonuçta dünyada kullanılan kanat sistemleri belli. Onlar da patent almak zorundasın. Ama eğer biz istediğimizi başarabilirsek daha az enerji harcayarak daha alçaktan uçuş imkanı sağlayacağız. Bir nevi hava taksi gibi. İnanmışsın. Yani inanmadan bir şey olmuyor tabii. Hatırlıyorum Taner. Küçükken de öyleydin. Bir sürü hayalim vardı. Hep anlatırdın bana. Gördüğün gibi hepsi hayalde kaldı. Kiminki hayalde kalmadı ki? Sen en azından denemeye devam ediyorsun. Sen de pilot olmak istiyorum diyordun çocukken.
yani gökyüzünde babana daha yakın olacağını söylüyordu. Neden jeolojiyi seçtim değil mi? Aa, Taner. Burayı hatırladım. Evet, evet. Buradan geçmiştik. Hatta ben kaybolduğumuzdan korkmuştum. Buradan öteye gitmek istememiştim. Birbirimize hikayeler anlatmıştık. En güzel hikayeyi anlatanın dedi olacaktı. Senin hikayen kazandı. Cirit Çaplullah sağ olsun. Hayırdır, ne yana böyle? Mağaralara gidiyoruz. Aman, hangi mağaralar? Yatırlı mağaralar değildir inşallah. Yatırlı mağara mı? Orası nerede? Civarı da başka mağara yok zaten. Kesin oraya gidiyorlar. Müsaadenizle rehberimiz önde, biz ona yetişelim. Ay durun durun, yetişmeyin. Ya bırakın canım, onlar gitsin. Yani gitmesinler tabii de. Ama sen yavrum, sen git. Bir koşu haber et. Başlarına bir şey gelmesin. Hadi yavrum. Hadi kızım. Git kızım. Git. Hadi koş biraz. Benden korkma kuzum, korkma. Aşağıda çöküntü büyük. Bana söylenene göre orada bir yatır olasıymış. Dağın hazineleri var aşağıda, dağın hazinelerini koruyasıymış. Oraya da giden olursa şayet başlarından aşağı taşlar, kayalar yağdırasıymış. O yüzden diyorum kuzum. Nerede kaldı bunlar? Bir gidip bakayım istersen. Yok, gerek yok. Yetişirler herhalde. Jeoloji mühendisi onlar da. Alışkınlardır dağ bayıra. Geldi. Haklıymış valla. Kız da bunu seviyor. Oldu bu iş. Ne oluyor ya? Hoş. Başkanım. Ne işin var burada? Aç kapıyı Erkan. Yanlış kişi yanlış adam. Erkan. Erkan açar mısın? Erkan. Erkan aç kapıyı Erkan! Ya öyle saçma şey mi olur? Arkadaşlar yürüyün, dilekleri yakalayalım. Öz! Ya olmaz diyorum güzel abim. Sen ne merakına yeniliyorsun? He? Güzel ablam, ben kaç senelik çobanım bu dağda? Ben kaç senelik çobanım bu dağda? Taş düşer diyorum debenizden, kaya düşer diyorum. Sen beni ne anlamıyorsun ya? Ne anlamıyorsun? Cemile! Bak. Bak görüyor musun? Bak bak görüyor musun? Hadi bağır sen de. Bağır Cemile diye bağır, bağır ne oluyor? Cemile! Bak gördün mü? Ben senin için diyorum. Hem benden korkuyorsun hem lafımı dinlemiyorsun. Hadi git. Hadi git ya. Hadi git bakalım ne oluyor. He, senin için söylüyorum kuzum. Senin için söylüyorum. Gitmeyin. Etmeyin ya. Etmeyin. Gitmeyin ya. Kızın adını Cemile koyma. Bak o zaman ben soracağım sana. Vay çakallar vay. Kızı kaçıracaklar. Oluyor? Taşlar yuvarlandı galiba. Neredesiniz? Taner, sakın, sakın bağırma. Ses titreşimleri de kaya aşınmasına sebep olabiliyor.
Hay Allah. Telefon da çekmiyor. Çekmez burada. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Onları alıp öyle gelelim ha? Kim? Kim? Hey. Başkanım israf. Kışlık domates onlar. Millet kışın ne yiyecek? Kasabayı millete rezil ettiğiniz yetmedi. Şimdi de kızımı peşine mi düşüyorsun? Gel buraya. Başkanım durum sandığınız gibi değil. Açıklayabilirim. Niye açıklayabilirsin? Neyi açıklayabilirsin? Sen resmen kızımı burada tuzağa düşürecektin. Seni... Beni mi kandırıyorsun sen? Gel buraya. Gel buraya. Kaç başkanım ne olur. Gel buraya kaçma. Gel buraya. Tuzak yok. Ne tuzağı başkanım? Asuman benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Benim bu aralar içime attığım bazı sıkıntılarım, dertlerim var. Hiç iyi değilim ben. Vallahi hiç iyi değilim. Yani... Hani işte... Ben zaten böyle dertleri de genellikle bu zahane de çözerim. Hı? Hani Asuman'ın da bir arkadaşım mı? Bir akıl göstersin, bir yol göstersin diye ben çağırdım. Vallahi tebrik ederim. Yani çok akıllı bir kız yetiştirmişsiniz. Kimi kandırıyorsun lan? Gel buraya! Başkanım, önce bir canımızı kurtaralım. Sonra beni kovalayacaksanız yine dışarıda kovalayın. Aç şu kapıyı. İşte tam olarak orada bir problem var. Kapıyı kilitleyen millet sesimi duymuyor. Erkan! Başla şu kapıyı aç Erkan. Şşş, sus! Başkanım, boşuna davranmayın. Telefon çekmiyor. Malum, duvarlar. Seni boğarım lan ben. Ramazan burada kapanak sığındık. Ramazan! Başkanım. Nereye gitti bu? Hey! Kimse yok mu? Dilek. Dilek bek. Dur bekle beni. Dur. Ya Dilek. Mağara burasıydı. Burasıydı tabii ya. Burasıydı. Dilek bek. Ya dur Dilek. Dilek dur bir beni bekle dur. Dur beni bekle dur. Ya dur. Dur dur. Burasıydı. Burasıydı tabii ya. Seninle çocukken geldiğimiz yer burasıydı. Ta kendisi. Bu tür kaya yapılarında karstik boşluklar olmuyor normalde ama... burası nasıl oluşmuş? Belki de sorularımızın cevapları burada. Belki de gönül dandan düşen taşların sırrı burada. Cemilem. Son önce sen mi yaptın? Yok. Karşı taraftan geldi. Nasıl yani? Bizimkilerin başına bir şey gelmesin. Taner! Dilek! Ses gelmiyor, vallahi gelmiyor. Cemilem ne yaptık biz? Koş. Yürü, koş, yürü. Dur. Koş. Taner! Yok, vallahi gelmiyor ses. Ha gelmiyor. Dilek! Taner! Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? Yardım edin! Kimse yok mu? Kimse var mı? Bizi duyan var mı? İyi misin? İyiyim. Sen eksiktin zaten. Allah'ım nasıl bir gün bu böyle?
Bu nasıl bir fener? Benim imalatım. Sönmeyen fener. Nasıl yani sönmeyen fener? Güneş enerjisiyle çalışıyor. İçinde renkli çakıl taşları var. Şu karanlıkta parlayan taşlardan. Tabii taşlar senin uzmanlık alanı. Pilsiz mi bu yani? Ve bunu sen mi yaptın? Kendi çapımızda işte. Ramazan, bitireceğim seni oğlum. Bak, şuradan bir çıkalım. Resmen bitireceğim seni. Kas katı kesildi elim. Vücudum donuyor. Bitirin maçlarım benimle. Acık daha dayanın, sıkın dişinizi yeter ki. Sıkacağım dişimi de biz çenem kilitlendi. Kas katı kesildi. Başkanım, başkanım dayanın. Gelin böyle. Gelin birbirimize sarılıp çıkacağız buradan. Çekil üstüme gelme. Senden gelecek hayır. Allah'tan gelsin. Başkanım dayanın ne olur. Başkanım bak. Başka kurtuluşumuz yok. Birbirimize sarılmalısın. Ben de hiç iyi değilim. Gelin. Gelin başkanım. Şişirmiş. Yere bak. Ramazan. Dua et şuradan çıkmayalım. Eğer buradan çıkarsak seni kimden yerine toprağa vereceğim. Çıkalım başkanım, çıkalım. Çıkalım da beni toprağa koyun. En azından sıcak olur. Dilek! Dilek! Nerede ya? Dilek! Neredesin Dilek? Nereye kayboldu bunlarla? Dilek! Kesin kızı kaçırdı. Kesin benim jandarma çağırmam. Jandarma çağırmam lazım. O kızı kaçırdı, o kızı kaçırdı. Kesin kızı kaçırdı. Amcaoğlu! Bir şey söyler amcaoğlu ya! Kesin başlarına bir şey geldi, kesin! Ya deme öyle Cemilem. Çocuk dedi zaten bir şey yapmayın dedi. Biz ne yaptık Cemile? Kurban olayım, biz ne yaptık ya? Taner! Hadi yürü, 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 yürü. Taner! Vallahi ses gelmiyor. Dikkat et, dikkat et. Taner! Amcaoğlu! Amcaoğlu! Şu tarafta. Bunlar ufak tefek şeyler. Bak mesela... Bu kalem. İstediğin zaman pergel olabiliyor. Çizim yaparken çok işime yarıyor. Bu silgi. Yani her türlü mürekkebi siliyor. Kendin mi yaptın yani? Yani aslında daha yapmak istediğim çok şey vardı. Şu an sadece uçağa odaklandım. Sen neden gitmedin buralardan? Üniversite falan olmadı mı? Kazandım. Kazandım da gidemedik. Neden? Babam yurt dışına gitti çalışmaya. Şantiyede kaza geçirmiş. Tazminat ödememek için trafik kazası dediler. Biz de peşine düşemedik. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sonra ablam geldi eve. Yani kocasıyla pek anlaşamıyordu. Ablam, annem, üç çocuk. İnsanın haliyle öncelikleri değişiyor. Ya bak bir şey daha var. Limon sıkacağı. Şaka şaka.
Bunu anneme aldım da çantamda kalmış. Başkanım açın gözlerinizi, başkanım. Başkanım açın. Dayanın biraz daha başkanım. Başkanım benim gözlerim kapanıyor, ne olur. Kapanmalı. Bak el bostana gel, vay 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 yandım. Yalan nalas alan gel. Leylim, leylim, leylim. Anasam, ne yapıyorsun? Başkanım, böyle hareketli bir şeyler söylersem uyumayız diye düşündüm. Sesli uyumaz zaten Ramazan. Söyle Allah'ın cezası. Yüksek söyle. Tamam. Bağ gel bostana gel, vay 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 vay. Asun abla, sen depodan nasıl çıktın? Ne deposu, ne diyorsun sen? Soğuk hava deposu. Sen orada değilsen Ramazan'dayımla depoya kapattım şimdi. Ana o şimdi ortalık karışacak. Erkan ne oluyor, bir şey söylesene. Aa. Uyumayın başkanım, uyursanız ölürsünüz, uyumayın. Uyusak da ölüyoruz, uyumasak da. Ne gelen var, ne giden. Başkanım, ben hiç böyle bir son hayal etmemiştim. Ne bileyim, daha uzun yaşarım diyordum. Başkanım, madem ölüyoruz içimde kalmasın başkanım. Ben şu hayatta iki şeyi çok istedim. Bir Asuman'ı helalim. Bir de size baba diyebilmeyi. Ama nasip değilmiş. Ben Asuman'ı çok sevdim başkanım. Tarif et desen edemem. Sevgimi göster desen gösterem. Vallahi öyle derin bir duygu var ki içimde. Onu kimseye anlatamam. Kimse anlamıyor beni zaten. Asuman da anlamadı zaten. Halbuki şans verseydi belki olurdu. Ama olsun. Ben şimdi burada ölüyorum ya. En azından Asuman için ölüyorum. Onun sevgisiyle ölüyorum. Ses yok. Bizi bulabilecekler mi? Yani burada olduğumuzu biliyorlar. Öyle ya da böyle bulacaklar. Sen ne kadar umutlu olursun. Hep böyle iyi tarafından mı bakarsın hayata? Yani karamsar olmak insan ne kazandırıyor ki? İnsanın başına bir şey gelecekse karamsar olup bin defa yaşamaktansa umut dolu olur ya. Bir defa yaşa. Dışında ne yapıyorsun? İcat dışında yani. Yazları patates, hafta sonları düğüncülük yapıyorum. Nasıl? Eğlenceli değil mi? Gelin mi çoğursunuz? Ya sorma vallahi, rezil olduk ya. Yok, sosyal medyayla pek aram yoktu. Haberlerde gördüm ben de. Biliyorum. Neyi? Yani tahmin edebiliyorum. Tahmin ediyorum.
Sen ne yaptın buralardan gittikten sonra? 3 yerden daha gittim. Ortaokulda bir, lisede 2 okul değiştirdim. Sonrası zaten üniversite. O da başka şehir. Annemi tanırsın ya. Biraz terstir işte. Gittiği hiçbir okulda müdürle anlaşamadı. Gerçi kimseyle anlaşamıyor. O ayrı da. Sıkıldıkça tayin istedi. Ben de onunla beraber gezdim. Ne güzel. Yani yeni şehirler, yeni insanlar, yeni yüzler. Dışarıdan güzel. İnsan alışmaktan bıkar mı? Ben bıktım. Gittiğim her şehirde yeni insanlarla tanışmak, onlara alışmak, sonra yenileri. Bir yerden sonra bıraktım tanışmayı, bağ kurmayı. İnsanın bir yere ait olmaması çok kötü. İnsanın bir memleketinin olmaması çok kötü. Niye öyle diyorsun ki? Senin memleketin var aslında. Var. Evet, var. Neresi? Burası. Senin memleketin benim kalbim. Geldiğinden beri bir tek buradan gitmedin sen. Ömer. Yani buralar. Ya özledin ya. Sonuçta yani insanın özlediği yer niye memleket olmasın, değil mi? Gitmeden önce evin bahçesine kolyemi bırakmıştım. Bir parçam burada kalsın diye. Hani hiç çıkartmadığım bir kolyem vardı. Ucunda uçak vardı. Babanın hediye ettiği kolye. Onu bile hatırlıyorsun. Yerine çeşme yapmışlar. Küçük bir çeşme. Taner, bütün bunları nereden biliyorsun? Buradalar! Vallahi de buradalar, billahi de buradalar. Jandarmalar! Yetişin! Kızım araya kapatmış. Buradayız! Jandarmalar! Buradayız! Yardım edin! Cemile, Rıfat orada mı? Orada mı? Taner! 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 Leş! Taner! Ben neredeyim? Kötü insanlıyım. Beni cehenneme atmayın ne olur. Ne olur cehenneme atmayın. Elif hemşire. Merak etme, ölmedim daha. Vallahi mi? Hı hı. Ana, ya abicim diye başkana bir sürü laf ettin. Başkanım, başkanım. Benim soğuktan kafam gitmiş, halüsinasyon görmüşüm ben. Uzak dur Ramazan. Babandan uzak dur. Bak bir daha seni etrafımda görürsem jandarmaya haber veririm. Andolsun veririm. Asuman. Sakın Ramazan, bir kelime daha etme. Asuman özür dilerim. Ben böyle olsun istemedim. İyi çocuk. Taş tahtası eksik olsa da Ramazan iyi çocuk. Asuman. Mm-hmm.
Şimdi değilse ne zaman Taner? Şimdi değilse ne zaman? Dilek. Sana bir şey söylemek istiyorum. Hani bana sormuştun ya bütün bunları nasıl biliyorsun diye. Evet. Ben... Dilek! Nişanlın geldi. İnsanın hiçbir yere ait olmamasından daha kötü bir şey varsa... o da bir yere mecbur olmasıdır. Bunu en iyi ben bilirim. Hayatım boyunca hiçbir zaman kendi tercihlerim olmadı. Ne giderken, ne kalırken... ne okurken. Eğer öğrenemediğim bir şey varsa bu hayatta, o da alışmak. Alışmak en büyük nimetti halbuki. Ama ben alışamadım. İçinde bulunduğum hiçbir zorunluluğa alışamadım. Belki de en güzeli budur. Alışmamak. Yaraların hep taze kalması. Belki de hayatta tutan budur insanı. Yaşım sen oldun, kahirim sensin.